derdin hani? Herkes haddini bilmeli. Evet. Zelda! Zelda! Zelda, buradayım, geldim. Ne var acil lan ne? Nişanlanamıyoruz. Senin? Benim. Annem geldi. Öpsene elini. Ne demek? Benim? Bu yeni yasaları kim hazırladı? Bebeği gibiyim. Niye oraya bizim gibiler, Dilaver Bey gibilerle evlenemez diye bir kayıt kondu? Çünkü hanımefendiciğim, Dilaver Bey gibi normal insanlar bizim aramıza sızdığı takdirde bizim sihirli güç kullanımımızı engellemekte, kısıtlamaktadırlar. Hangi güçleriniz mesela? Başkalarına zarar veren sihirli güç her yerde zararlıdır. Başkalarının iyiliğine dokunan sihirli güç her yerde makbuldür. Ha yanımızda bizim gibiler olmuş, ha Dilaver Bey gibiler. Sen ve ekibin de böyle manasız kurallar koyarak aşka sınır çizemezsiniz. Anlıyorum efendim. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Siz Melda Dilaver'le nişanlanamıyor diye bize tavır alıyorsunuz. Ama dikkatinizi çekerim. Bu davranışlarınızda asıl siz aşka sınır koyuyorsunuz. Sen bu kuralı yasaya ne zaman ekledin? Selda Dilaver'le bir ilişki içindeyken. Yanılıyor muyum? Korkundan. Sırf Selda Dilaver'le olamasın diye. Ferit, doblar. Hemen gidip yaptığın yanlışı düzelteceksin. O zaman 500 yıl sonra Selda için bir şeyler yapabilecek adam olduğuna inanırım. Melda ancak Dilaver'le nişanlanacağı zaman sen de Selda'yla nişanlanabilirsin. Anlaşıldı mı? Ha? Yani şimdi siz mi aşka kural koyuyorsunuz? İstersen razı olma. Bir daha Selda'yı göremez. Selda, yürü bakayım, içeri gidiyoruz. Yapma. Biz. Hayır, yürü. Yürü. Ah, ah zalim kadın. Ah, ah. Geliyorlar. Annem Ferit'e ne söyledi de Ferit'le Selda'nın yüzü darmadağın oldu acaba? Oh, aman mutluluktan göbek atabilirsin artık. İkiniz de göbek atabilirsiniz. Madem ta evimden buralara kadar geldim, evladımın nişanı var diye, bu işi çözmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Anne, anne. Sen de nişanlanacaksın, sen de. Ferit seni seviyorsa dediğim işi çözüp gelecek. Yapmıyorsa zaten bir şey kaybetmiş olmazsın. Anne, ona ne dedin? Senin özel hayatınla ilgili tercihlerini özgürce yapabileceğini. Bildiğim kadar köşeye kıstırdım onu. Dilaver'i bilmem ama Ferit damadım olursa... Ne dedi? Benden ömrü billah çekeceği var. Canım annem benim. Öf! Canın olurum tabii. İki günden fazla kalayım. Üçünüz bir olup doğru beni tekrar evime gönderirsiniz. Ay, aşk olsun anne. Benim durumum ne olacak anne? Sen adaletin gerektirdiğini yaşıyorsun. Anne, sana miyav diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Biliyor musun, halam senin ona hediye almana çok... Çok güzel hediyeler getirmişsin Sevimciğim. Sen iyi bir aile çocuğuna benziyorsun. Teşekkür ederim efendim. Aslında ben nişandan sonra vermeyi düşünüyordum ama... bir olacak bir olmayacak dediniz. Ben de bari vereyim dedim. Yarın gidip hep biletlerden bir tane daha alacağım. İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye Dilaver'i de götürürüz. Tabii eğer Ferit nişanımızı mümkün kılabilirse. Ya ben bir Selda halama bakıp geleyim. İyi olur. Birinin onun da ilgilenmesi lazım tabii. Evladım, siz kimlerdensiniz? Yapacak mısın, yapmayacak mısın? Nasıl yapayım hayatım? Sonra bu yüce konsey üyeleri bana dönek demezler mi? Bana dönek demezler mi? Ha yani sana dönek diyecekler diye kuralı kaldırmayacağım. O zaman seninle nişanlanmamıza imkan yok. Hani sen Dilaver'i Melda'yı yakıştıramıyordun, he? Hani nişanlanmalarını istemiyordun? Tamam, yakıştıramıyorum, istemiyorum. Ama annemi duymadın mı? Seninle nişanlanmamızın tek yolu bu. Başka yolu yok. Ne yani ben? Dilaver'le bacanak mı olacağım? İyi, ben de baldızı olacağım. Biri geldi. Sonra bağlanırız, konuşuruz. Ama şimdi sen git, iyice düşün, taşın, karar ver. Bak akşam oldu, oluyor. Gel.
Dilaver Bey geldiler mi? Haber bekliyorlar. Melda Hanım nasıllar? Çok mutlular ama aynı zamanda çok da gerginler. Ferit'ten gelecek haberi bekliyorlar. Söyleyin ona. Biraz sonra sonuç belli olacak. Selda hala, ya neden benle sizli bizli konuşuyorsun? Ya bu bir rezalet, tam bir rezalet. Kaç yaşına geldim, annem istediğim adamla nişanlanmama izin vermiyor. Tamam. Ya hala bak, sana tek bir şey soracağım ama bana dürüst cevap vereceksin. Tamam, sor. Söz veriyorum. Ama bak, dürüst dedim. Tamam. Yani benim ailem olduğunu ve bana örnek olduğunu unutmadan. Tamam. Ya neden Melda Hala ve Müdür Dilaver'in beraber olmasına karşısın? Sorana bak. Sen idin. Eğer o adamla nişanlanırsan annemin yanına geri döneceğim diye. Ya ben onu öylesine söyledim. Hem bir kızgınlık anında söyledim ve çok pişman oldum. Hem niye sana sorduğuma cevap vermiyorsun? Sandığın... Sandığınız gibi falan değil. Yani ben Ferit'i seviyorum. Dilaver'i sevmiyorum. O zaman yalnız kalmaktan korktuğun için istemiyorsun. Yani halam senden önce evlenip gidecek diye. Hayır. Ben yeterince birbirlerini tanımadıklarını düşünüyorum. Selda hala, bana dürüst cevap vermeni bekliyorum. Tamam, kimse kimseyi beraber yaşamadan iyice tanıyamaz. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Yani halam müdürle değil de bir başkasıyla nişanlanmış olsaydı yine karşı çıkar mıydın? Bu evet mi, hayır mı demek oluyor? Evet. Ya ben yalnız kalmak istemiyorum. Onun benden önce evlenip daha mutlu olmasını istemiyorum. Ama sen de nişanlanacaksın. Biraz haksızlık etmiş olmuyor musun? Selda! Hı? Pekala. Seninle nişanlanabilmek için kendi yaptığım o yasayı değiştiriyorum. Yalnız bir şartım var. Beni o Dilaver denen adamla karşılaştırma. Beni ona muhatap etme. İyi tamam, denerim. Birazdan geliyorum. Tamam. Hadi. Ya. Ya. Melda Hala, hemen Müdür Dilaver'i ara. İstediğin oldu. Nişanlanabilirsin. Tabii, ben de. Hadi bakayım, iki kardeş birbirinize sarılın da bir göreyim. Hadi. Önce... İyi, ben gidiyorum. Önce o gelsin. Kim kimi üzdü? Bana bak, gurur yapma, bir daha konuşmama. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.